Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu çalışmıyor bu galiba. Tamam ya. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. O makineyi açmamışlar. Orada makine var ya. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمِينَ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الْأَمِينَ أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders devam ettiğimiz konuyu bugün tamamlamaya çalışalım ve ondan sonra inşallah daha sonraki vaazlarımızı, derslerimizi, sohbetlerimizi Veladeti Muhammediye, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu, yeryüzünü teşrif etmeleri, şereflendirmeleri ile alakalı dersler yapmaya başlayacağız. Allahu Teala dünyanın sulhünü ve saadetini İslam'ın elleriyle meydana getirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendiler, müminler, kardeşlerim, geçen ders يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ ayetiyle sohbetimizi devam ettirmiştik. Öyle bir güruh, öyle bir kalabalık, öyle bir topluluk ki dinsiz dediğimiz, ateist dediğimiz, Allah'ın varlığına ve birliğine, kudretine, hikmetine inanmadığını açıkça söyleyen güruh, yani ruhsuz bir insan topluluğu, sadece ya'lemune, görüyorlar, biliyorlar, farkında oluyorlar, zahiran minel hayati dünya, dünya hayatının zahirini, yani dış görünüşünü, sadece gözlerin görebildiği cephesini görüyorlar. Vehüm, yine onlar anil ahiretihüm gafilun. Onlar ahiret hayatından şimdi gözlerin görmediği, gözlerin göremediği, ileride tecelli ve tezahür edecek olan ahiret hayatından gafildirler. Bu gaflet onları kafir olmaya götürüyor, inkarcı olmaya sürüklüyor, ateist olmaya, dinsiz olmaya, imansız olmaya, Allahsız olmaya resmen sürüklüyor. Bu da tabii bir imtihandır. İmtihanı kazanan da olacak, kaybeden de olacaktır. Allahu Teala cümlemizi imtihanı kazananlardan eylesin inşallah. O halde sadece dünyayı dış görünüşüyle kavrayan, ahiret hayatından gafil ve cahil olan, öyle bir alemden habersiz olan, imansız olan bir topluluğun yeryüzünde hak ve adalet üzere hareket etmeleri mümkün değildir. Kimsenin hakkını ve hukukunu da korumaları mümkün değildir. Bir temsil ile bu meseleyi temsil, yani misallendirmek yoluyla açıklamak gerekirse, efendiler, oturduğumuz evler, misal olsun diye söylüyorum, oturduğumuz evler, kullandığımız ev aletleri, hepimizin az veya çok eski veya yeni elektrikle çalışan aletlerimiz var. Hepimizin şöyle veya böyle evinde kullandığımız elektrik var. Herhangi bir tehlike anında, tehlike halinde, şiddetli bir cereyan akım geldiğinde yahut bir zelzele halinde yahut bilemediğimiz bir başka sebeple tehlike doğduğu zaman elektriğin
şiddetinden, elektriğin tehlikesinden evimizi korumak için elektrikle beraber tesisatı yaparken hepiniz biliyorsunuz ki sigorta koyuyorlar. Elektrik sigortası. İçinde elektrik olan her evin ve her aletin hemen hemen tamamında elektrik sigortası var. Tehlike oldu mu sigorta atıyor ve yangın tehlikesi önlenmiş oluyor. Veya tahribat önlenmiş oluyor. Hemen herkesin bu konuda az veya çok bilgisi var. Muhakkak elektrik sigortası bulunacak. Yoksa yangın olur, tehlike olur, bela olur, musibet olur. Sigorta atarsa devreyi keser, elektrik akımı kalır, durur, yangın çıkmaz vesaire tehlikeler olmaz. Aletlerin bir kısmı da böyle. Peki böyle şiddetli akımlara karşı, tehlikelere karşı oturduğumuz evin elektriğinin sigortası oluyor da üzerinde yaşadığımız dünyanın sigortası olmaz mı diye bir an için düşünmenizi istiyorum. Oturduğumuz evlerin elektrik tehlikesine karşı elektrik sigortamız, elektrik sigortaları bulunuyor, kullanılıyor, mevcut tesisatın içinde oluyor da acaba dünyayı da bir takım sosyal felaketlerden, musibetlerden, belalardan, her türlü ahlaki felaketlerden korumak için dünyamızın da bir sigortası olur mu, olmaz mı? Akıl sahipleri hiç şüphesiz ki dünyada da, dünyamızın da hayatında, yaşayışında böyle bir sigortaya ihtiyaç var. Kötülüklere karşı, cürümlere karşı, cinayetlere karşı, belalara karşı, her türlü soygunlara karşı, rüşvetlere karşı, yağmalara karşı böyle bir sigortanın bulunması lazım. İşte bu sigorta yeryüzünde de insanların sulhünü bozmamak, saadetini bozmamak, adaletini bozmamak, ahlakını bozmamak için böyle bir tedbir, böyle bir sigorta Rabb-i Rahim Zülcelal murad etmiş ve ahiret hayatını bu maksatla halketmiştir. Tek kelimeyle ahiret hayatına iman etmek, hesap gününe iman etmek, günün birinde hayatımızın hesabını Allah'a vereceğimize iman etmek hususu dünyamızın sigortasıdır, dünyamızın garantisidir, dünyamızın emniyetidir. Tam adam rüşvet alacağı zaman milyonlarca, milyarlarca rüşveti haksız yere alacağı zaman aklına aldığı bu rüşvetin hesabını hesap gününde Allah'a vereceğine inanan bir adam o rüşveti almaya başladığı zaman birdenbire ahiret ve hesap gününe imanı sigortası atacak ve devre kapanacak, bu adam rüşvet almaktan vazgeçecek. Eğer ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, Allah'a hesap vereceğine imanı, itikadı yoksa sigortasız bir elektrik akımı gibi sigorta atmayacak, o rüşveti alacak, yiyecek, kullanacak, millete, memlekete, hakka, hukuka zulmedecek. Bunu önleyecek bir şey yoktur. Başka hiçbir tedbir alamazsınız. Mümkün değildir. Tarihten bir hadiseyi de kısaca aklınızda kalırsa iyi olur düşüncesiyle aynı konuda olduğu için nakletmeyi istiyorum. Sultan Mahmut zamanında, kısa anlatacağım, sarayda vazifeli, yüksek seviyeli bir memurun, sarayda, Osmanlı sarayında vazifeli, derecesi çok yüksek, hükümdarın, padişahın da çok sevdiği, çok güvendiği bir devlet memuru halkın arasında rüşvet aldığı söylenmeye başlanmış. Halk arasında rüşvet aldığı, suistimal ettiği, yolsuzluk yaptığı duyulmaya, yayılmaya başlamış. Padişah bir türlü ihtimal vermiyor. Adama güveniyor, inanıyor, sağlam adam, dürüst adam, temiz adam. Peki ama halkın arasında niye bu adamın rüşvet aldığı yayılsın? Niçin yayılıyor, duyuluyor? Çok merak etmiş ve derhal tedbir almayı düşünmüş padişah. Yine çok güvendiği, çok inandığı bir kişiyi çağırmış, demiş ki evladım, falan memurun bütün gün
ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini, ne aldığını, ne verdiğini takip etmek üzere seni müfettiş tayin ediyorum. Adım adım izleyeceksin, 30 gün takip edeceksin, sonunda bana getirip raporunu vereceksin demiş. Özel bir dedektif, özel bir müfettiş, özel bir kontrol memuru. Bu memur kişi, bu dedektif, bu müfettiş olan zat, hakikaten halk arasında rüşvet aldığı söylenen o yüksek seviyeli memuru adım 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 çaktırmadan takip ediyor. Pazarda, piyasada, içeride, dışarıda neyse gücü yettiği kadar takip ediyor. Hiçbir suistimaline, hiçbir yolsuzluğuna rastlamıyor. Gelip diyor ki sultanım, canımı dişime taktım, adamı takip ettim, hiçbir kötü haline, kötü yoluna suistimal rastlamadım diyor. Pekala. Aradan zaman geçiyor, yine tebdili kıyafet ederek Sultan Mahmut halkın arasında, pazarda, piyasada dolaşıyor. Yine herkesin ağzında bu yüksek seviyeli memurun rüşvet aldığı yayılıp duruyor. Allah Allah! Ya Rabbi ne yapayım diyor, nasıl bulayım, nasıl yakalayayım? Ne diyeyim, adamda bir şey yok, teftiş ettim yok, murakabe ettim yok, arkasına adam taktım yok. Nasıl bu halk hiç bunu söylüyor? Çaresiz kalıyor, bakınız şimdi, deminki ayet-i ilahiyede ifade edilen noktaya geliyor hadise. Çaresiz kalıyor padişah, bizzat halkın arasında rüşvet aldığı söylenen o yüksek seviyeli memuru huzuruna çağırıyor. Bizzat kendisi direkt huzuruna çağırıyor, diyor ki evladım, sen diyor benim çok güvendiğim bir saray memurusun, devlet memurusun. Sana itimadım sonsuz diyor. Sana güvenim sonsuz. Ancak diyor, sana güvenebilirim, sana inanabilirim. Benim özel bir işim var diyor, özel kendime mahsus bir işim var. Bunu diyor sana emanet, sana havale etmek istiyorum. Başımın üstüne diyor, sultanım buyurun diyor adam. Diyor ki Sultan Mahmut, Ayasofya Camii Şerifi'nin diyor, giriş kapısında, sabah namazından önce Allah'ın sevdiği ve kimsenin halinden haberi olmayan bir fakir Müslüman var. Gelip o kapının diyor kenarına oturuyor, abasına bürünüyor, cübbesine bürünüyor, yüzünü bile göstermiyor hayasından ve iffetinden. Onun halini bilenler ona yardım ediyor, o da onunla geçiniyor. İşte diyor bu sabah, önümüzdeki sabah diyor aynı fakire de ben bir kese altın göndermek istiyorum diyor. Kimseye emanet edemedim, sana güvendim, sana bu altın, içinde altın bulunan keseyi sana teslim edeceğim. Sen de diyor götürüp o fakire Ayasofya Camisi'nin kapısında cübbesine bürünmüş, sadece gözleri görünen o fakire, o fakirullah'a teslim edeceksin diyor. Aler ra'si vel ayn sultanım diyor, başımın ve gözümün üstüne fermanınız, emriniz, arzunuz başımın üstündedir, derhal yerine getireceğim diyor. Hemen bir kese hazırlanıyor, içine 50 tane altın koyuyor padişah, 50 tane Osmanlı altını koyuyor, kesenin ağzını kapatıyor, bunu böylece o fakire vermek üzere o büyük devlet memuruna, yüksek seviyeli memura teslim ediyor. Dikkat! Padişahın kendisi de bahsettiği Ayasofya Camisi'nin kapısında, dış kapısında abasına, cübbesine bürünmüş vaziyette oturuyor dediği fakir de kendisi oluyor. Bizzat kendisi. Sabah namazından çok önce gidiyor, cübbesine sarılmış vaziyette Ayasofya Camisi'nin kapısının önüne bağdaş kurup fakir gibi rol yaparak rol icabı oturuyor. Padişahın kendisi oturuyor. Dilenci rolünde, fakir rolünde. Bakalım bu devlet memuru hakikaten o keseyi, içinde 50 tane altın bulunan keseyi getirecek mi, getirmeyecek mi? Çünkü kimsenin, bir tek o fakir bilecek, bir de Allah bilecek, kimsenin haberi yok bu işten. Kimsenin haberi olmayan bir hadise. Hakikaten gözlemeye başlıyor padişah, bakalım halkın rüşvet alıyor dediği ve kendisinin de asla yakalayamadığı bu yüksek memur, bir de bakıyor ki gelmeye başladı, uzaktan çıktı. Alacakaranlık sabah namazından önce çıktı geliyor. Ha diyor, ya iyi adam geliyor. Kaçtığı göçtüğü yok bu adamın.
geliyor sessizce, fakir bildiği o, halbuki padişahın kendisi oturuyor orada. Yaklaşıyor, diyor ki ey fakir, padişahımız efendimiz Sultan Mahmud Han bu hediyeyi sana gönderdi diyor, keseyi fakirin kucağına atıyor, hemen geri dönüp gidiyor. Hızla geri, öyle tembih edilmiş, kimseye görünmeden çekil git demiş. Çekilip gidiyor, o gittikten sonra hemen keseyi açıyor, bakıyor ki içinde 5 tane altın var, 45 tanesi alınmış. Ya kimse görmüyor ya, kimse bilmeyecek ya, kimsenin haberi olmayacak ya, kimsenin tespiti mümkün değil ya, padişahın gelip oraya oturacağı aklına gelmiyor ya. Bizzat kendisi yakalıyor ve siyaseten bu belanın önüne geçmek için Sultan Mahmud bu çok sevdiği halde bu memuru idam edip 10 gün esnafın ortasında cesedini dar ağacında sallandırıyor böyle. Ondan sonra sıkar biraz rüşvet almak. Ondan sonra biraz sıkar, biraz yürek ister bu işi yapmaya, soygun yapmaya, rüşvet almaya, yolsuzluk yapmaya, biraz ona yürek ister, ona biraz cesaret ister. Kimse cesaret edemiyor. Şimdi düşünün, ta o zaman hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin girmediği, gelmediği bir zeminde o memuru, o rüşveti, o yolsuzluğu, o haramı, o emanete hıyaneti işlemekten alıkoyacak hiç kimse yoktu. Eğer Allah'a ve hesap gününe gerçekten inanmış olsaydı, sigorta atacaktı, o 45 altını alabilir miydi, alamaz mıydı? Alamazdı. İşte mesela burada. İşte toplumun, insanların kötülüklerinin, cürümlerinin, cinayetlerinin önüne geçmenin bir numaralı çaresi itikadi meselede gelip toplanıyor. Eğer nesillerimizi, insanlarımızı, toplumumuzu bu manada eğitmezsek, öğretmezsek, milli eğitimi, İslami eğitime tebdil etmezsek, yetişen neslin önünü kim salamayacaktır? Milli eğitimin kaldırıp İslami eğitimin yerine konması lazım. Laik eğitimin kaldırılıp İslami eğitimin yerine konması lazım. Laikliğin kökünden kazınıp kaldırılıp yerine Allah'ın nizamının konması lazım. Başka hiçbir çare ve hiçbir çözüm bulamazlar. Evet. İşte bakın, İSKİ skandalının kahramanı, şu anda tutuklu bulunan zat, mahkemede konuşursam hükümetin hemen çökmesi lazım diyor. Yemeyen kalmamış, çalmayan kalmamış, toparlamayan kalmamış, zıkkımlamayan kalmamış. Bakanlardan başkanlara kadar. Ve hiç kimse de utanmak yok, çekinmek yok, istifa etmek yok, hiçbir şey yok. Hepsi yerinde oturuyor. Niye? Bunların hiçbirisi Allah'a ve ahirete inanmıyor. Yediğim yediktir diyor, dediğim dediktir diyor, vurduğum vurduktur diyor, herkesin yanına kalıyor. Kalmayacak. Ve hüm anil ahiretihum gafilun. Onlar ahiret hayatından gafil olanlardır, kafir olanlardır. Kalmayacak. Kimsenin yanına kalmayacak. Kimsenin yanında kalmayacak. Hepsi Allah tarafından suale çekilecek, hesaba çekilecek. Ama işte bütün bu veballerin, günahların, haramların, zıkkımların, rüşvetlerin, rezaletlerin failleri onlar olduğu kadar bu milletin kendisi de sorumludur. Bu şerefsizler ne kadar şerefsizse bunları o görevin başına getirenler, o kişileri seçip o noktaya getirenler de aynı onlar kadar şerefsizdirler. Sorumluluğumuz var. Bunlar havadan gelmedi bu yağmacılar. Bu hainler, bu kafirler. Kendileri havadan gelmedi. Bunları oraya getirenler var. Onlar ne kadar sorumluysa, onları seçenler ve sevenler de o kadar sorumludurlar. Hiç kurtuluş yoktur. Hiçbirimiz hesapsız cennete gidemeyeceğiz. Allah-u Teala hiç kimseyi hesaba çekmeden cennete de göndermeyecek, cehenneme de göndermeyecek. Hesap var. Bunu böyle bilmek lazım. Efendiler, bütün bu çektiğimiz sıkıntıların, sarsıntıların, ahlaksızların, ahlaksızlıkların sorumluları bir ölçüde de milletin kendisidir. Milletin kendisi. Millet nasılsa o milletin hükümeti de öyledir. Bunu aynen hatırlıyoruz. Bir milletin içi bozulmadan, içi, bir milletin ahlakı,
bir milletin fazileti, bir milletin karakteri bozulmadan Allah o milletten emanetini almaz. İnnallâhe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfüsihim ayeti kerimesi açıkça meseleyi izah ediyor. Allahu Teala bir kavim, bir millet kendisini bozmadan, ahlakını bozmadan, haya ve iffetini bozmadan, adaletten sapmadan Allah o milletten elini çekmez diyor. Adaletten ayrıldı mı, faziletten ayrıldı mı, merhametten ayrıldı mı ve karakterini kaybetti mi Allah o milletin üzerinden elini çeker, o milletin başına gelecek belaların sayısını kimse bilemez. Bugün biz bunu yaşıyoruz. Kendi ellerimizle, kendi ihtiyarımızla, kendi halimizle bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu halden kurtaramazsak, memleketin idaresini namuslu, şerefli, Allah'a ve ahiret gününe inanan kadrolara, elemanlara, uzmanlara teslim etmezseniz 2000 yılına çıkma şansımız yoktur. Bunu çok açık ifade ediyorum. Tehlikeler burnumuza, burnumuzun dibine kadar vallahi gelmiştir. Siyasi tehlikeler, askeri tehlikeler, bakın her tarafımız ateş ile çevrilmiştir. İşte bakın Azerbaycan kendi içinde ihtilafa düşmüş mü düşmemiş mi? Kendi içinde ihtilafa düşmüş. Kendi içinde Cumhurbaşkanı ayrı hava estiriyor, meclis başkanı ayrı hava estiriyor. Bir eşkıya şimdi Azerbaycan'da başbakanlığa geldi. Hüseyin Suret Hüseyinov, eşeğin teki. O ayrı bir hava estiriyor eşkıya, eski komünistlerden. İçeride birbirlerini yerken onlar, şimdi görüyor musun Ermeniler ekin biçer gibi biçim biçmiyor mu? Bakın Allah nasıl belalarını verdi onların. Kendi içinde ihtilafa düşen, ayrılığa düşen, rezalete düşen, rüşvete, suistimale düşen milletleri Allah derhal ortadan kaldırıyor. Hiç affı yoktur. Görüyorsunuz. İşte Kıbrıs. Bakın Kıbrıs kesinlikle söylüyorum elimizden çıkmak üzeredir. İşte Rauf Denktaş ayrı hava estiriyor. Efendim başbakan bilmem durmuş kim ayrı hava estiriyor. 10 tane parti, 5 tane parti birbirlerini yemeye çalışırken Yunanistan Kıbrıs'ı vallahi yutmak üzeredir. Kendi içinde ayrılığa düşen milletler hayvan sürüsü gibidirler. Bir kurt gelir hepsini kapar. Türkiye'de bu hale geldi. Düşünün köyleri basan kundaktaki çocuklara kadar katleden katillerin bir kısmı milletvekillerinin kaldığı millet meclisine ait olan lojmanlarda 40 gün ikamet edebiliyor mu edemiyor mu? İçimizin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Millet meclisinin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Belediyelerimizin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Şu skandalları, rüşvetleri duymuyor musunuz? Bunlar yıkılışımızın işaretleridir ve verdiği seslerdir. Eğer aklımızı başımıza almazsak, bu rezilleri, bu namussuzları, bu yeğicileri, bu hırsızları, bu hayasızları, bu uğursuzları eğer ortadan kaldırmazsak millet diye bir şey kalmayacaktır. Durum çok vahimdir, korkunçtur. İçtiğimiz şu suya kadar her şey içmelidir. Düşünün o kadar klor katmışlar ki, haddinden fazla klor katmışlar, insanların büyük çoğunluğu hastanelere düşmek zorunda ve kanser hastalığının pençesine düşmektedir. 4000 liraya aldıkları klor maddesini 13000 liradan fatura keserek milletten çıkarmışlar paralarını. Hepsi şerefsiz bu adamların. Ve bu adamları iş başına getirenler de şerefsiz. Kimse ben sorumsuzluk içindeyim diyemez. Herkes sorumludur. Ama derece derece, kimisi 1 derece, kimisi 1000 derece sorumludur. Efendiler, müminler, kardeşler, Müslüman olmamızın, Müslüman olduğumuzun bir farkı, bir tecellisi olmalıdır. Hani Müslümanlar Allah'tan korkan insanlardı, hakka ve hukuka saygı duyan insanlardı. Hani nerede bu Müslümanlar? Vallahi şaşırmış kalmışız. Nerede bu Müslümanlar? Hakka ve hukuka, kul haklarına saygılı, Allah Resulü'nün ifade ettiği, tanıttığı, belirttiği bu Müslümanlar nerede? Düşünün ki kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kul hakkı bakımından
Bakın şu hadis-i şerifi dehşetle haber veriyor. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi la yeküffühü illa eda'u deyni. Sahibu deyni demek Arapça borçlu demek. Borçlu. Birisinden para almış, o parayı ödemesi lazım. Borçlu. Bir Müslümanın bir başka Müslümana borcu olabilir. Borcu olabilir. Bu insani münasebetler bakımından tabii olacaktır borcu. Allah Resulü buyuruyor, tehdit ediyor. O borcu mutlak surette ödemesi lazım. Eline imkan geçtiği halde, gece geçtiyse gece ödemesi lazım, gündüz geçtiyse gündüz ödemesi lazım. Borçlu olarak ölmemesi için her tedbir alması lazım. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa biliyorsunuz, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, musalla taşına gelen veya getirilen cenazenin varislerine, çocuklarına, akrabalarına ve cenazeye katılan Müslümanlara bu merhumun, bu cenazenin borcu var mı, bu cenazeden alacaklı olanlar var mı diye sormadan vallahi cenaze namazı kılmamıştır. Kul hakkından dolayı. Bu cenazeden, bu mevtadan alacağı olanlar var mı diye dellal çağırmıştır. Benim var ya Resulallah diye birisi çıktıysa hemen onun borcunu birisi ödemiş veya kefalet ile o borç ödenmiş oluyor. Ondan sonra cenaze namazları kılınıyordu. Düşünün, gösterilen hassasiyete bakın. Sahibu deyni, yani borçlu insan öldüğü zaman mağlulun fi kabrihi, o borçlu ölen Müslümanın ruhu mezarında zincirlere, prangalara vurulacak, askıda kalacaktır diyor peygamber. Borçlu ölen Müslümanın ruhu askıda kalacaktır. Mağlulun, zincirlenecektir diyor. Zincir diye bir şey var. Tabi azab-ı ilahi zinciri. La yeküffuhu, o zincirden o borçlu insanın ruhu çözülmeyecek. İlla kada'u deynihi, ne zaman borcu ödenirse o zaman ruhu çözülecektir. Ahirete inanan bir adam, mezara inanan, kabre inanan, hesap gününe inanan bir adam, bu hadis-i şerifin karşısında titremesi lazım mı değil mi? Kılımız bile kıpırdamıyor bizim. Bizim neremiz Müslüman kardeşler? Biz nasıl Müslümanız, ne derece Müslümanız, kaç derecede Müslümanız? Hiçbir Müslüman oturup da muhasebesini yapmıyor, hesabını yapmıyor, kitabını yapmıyor ve gaflet içinde, cehalet içinde ve görülmemiş bir vurdum duymazlık içinde hayatımız akıp gidiyor, hiçbir şey farkında değil. Ama Kur'an ne diyor? Allah'ın kitabı ikaz etmek için insanlar... ilahi zinciri. La yeküffuhu, o zincirden o borçlu insanın ruhu çözülmeyecek. İlla kada'u deynihi, ne zaman borcu ödenirse o zaman ruhu çözülecektir. Ahirete inanan bir adam, mezara inanan, kabre inanan, hesap gününe inanan bir adam, bu hadis-i şerifin karşısında titremesi lazım mı değil mi? Kılımız bile kıpırdamıyor bizim. Bizim neremiz Müslüman kardeşler? Biz nasıl Müslümanız, ne derece Müslümanız, kaç derecede Müslümanız? Hiçbir Müslüman oturup da muhasebesini yapmıyor, hesabını yapmıyor, kitabını yapmıyor ve gaflet içinde, cehalet içinde ve görülmemiş bir vurdum duymazlık içinde hayatımız akıp gidiyor, hiçbir şeyin farkında değiliz. Ama Kur'an ne diyor? Allah'ın kitabı ikaz etmek için insanları, ikaz etmek için Müslümanları, İkterabe linnâsi hesabuhum ve hum. İkterabe linnâsi hesabuhum. Her saniye, her dakika insanlara hesap günü yaklaşmaktadır diyor. Bakınız, ikterabe linnâsi hesap diye bir şey var. Ama her saniye, kolunuzdaki saatin saniyesine bakın, her saniye o hesap gününe yaklaşıyor musunuz, yaklaşmıyor musunuz? Hadise burada. Ama bütün bunlar inanmış insanlar için. İnanmış insan ile inanmamış insanın arasında işte demin dediğim gibi hesap gününe inanmışsa hesaplı hareket etmesi lazım. Hesap gününe inanmamışsa bu adamın tabii ki hesaplı hareket etmesi, onun bunun hakkını yemekten korkması mümkün değildir. Ezecektir, çiğneyecektir,
ve istediği şekilde suistimal yapacaktır. Toplumumuzu, nesillerimizi ve çocuklarımızı bu manada eğitemezsek, İslam eğitimi veremezsek, yetiştiremezsek, bakın toplum ne hale gelecek derken, düşünün, bilhassa yeni yeni siyasi yapılanmalarda partilerin başına geçmek için aday olanlar, çalışanlar, çırpınanlar, şu günlerde hayli yoğun çalışmalar içerisinde bir partinin başına parti başkanı, genel başkan olmak için aday olan birisi o gün bir konuşma yapıyor, konuşmasında aynen şunu söylüyor. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak mahallelerde kurulduğu söylenen Kur'an kurslarıdır. Türkiye'nin en büyük tehlikesi Kur'an kursudur diyor. Bir partinin başına genel başkan olmak için adaylığa soyunan bir herif bu. Aynen, Türkiye'nin önünde en büyük tehlike Kur'an kurslarıdır. Kur'an kursları bir takım vakıflar tarafından kurulan yurtlar da karanlık odaklardır. İktidara geldiğimiz zaman bu kursları derhal kapatacağız diyor. Biz neden bahsediyoruz? Adamlar neyi tehlike olarak görüyorlar? Kur'ansız olmanın, imansız olmanın tehlikelerini anlatıyoruz. Adamlar nasıl düşünüyorlar? Ahirete inanmayan neslin içtiğimiz suyu nasıl yağma ettiklerini söylüyoruz. Adamlar ne düşünüyorlar? Efendiler, işte onun için diyorum ki bu tehlikeli gidişi durduramasak, bu kontrolsüz, bu freni patlamış bir araba gibi giden bu toplumu durduramasak 2000 yılına çıkamayız. Etrafımız düşmanlarla sarılı. Bütün düşmanlarımız şu anda Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudilerin başında hahamlar, Hristiyanların başında papazlar, din adamlarıyla Türkiye'nin üzerine çullanıyorlar. Çullanıyorlar. Biz de Kur'an kurslarını, imam hatipleri kapatmak için çalışanlara yarın papazlar saldırırsa hiç şaşmasınlar. Papazlar, patrikler, papalar el birliğiyle bakın neler hazırlıyorlar, ne korkunç felaketler hazırlıyorlar. Ama işte dediğim gibi, bütün bu felaketlerin her birisinden biz de sorumluyuz. Biz de kendi ölçümüzde bu sorumluluğun içinde payımız var. Bu felaketlerin içinde hissemiz var, payımız var. Hiç kimse ben sorumsuz değilim diyemez, ben sorumlu değilim diyemez, bana ne diyemez, neme lazım diyemez, beni alakadar etmez diyemez. Hepimiz sorumluyuz. Bu noktaya gelmişken, Nasreddin Hoca merhumun çok düşündürücü bir fıkrasını da nakletmeden geçmemeyi düşündüm. Rivayet ederler ki Hoca merhum balık pazarına bir seferinde balık pazarına gitmiş. 3-5 tane balık alacak. Balıklara bakmaya başlamış. Balığın nesine bakılır? İşte bayat mı taze mi diye. Kokmuş mu kokmamış mı diye bakılır. Bu iş için de balıkların başına bakılırmış. Zira balıklar nereden kokar? Baştan kokar. Balıklar baştan kokar. Bozuk mu değil mi, kokmuş mu değil mi diye balıkların başına bakılması lazım. Hoca merhum balıkların başına bakmamış. Kuyruklarını kaldırıp kuyruğuna bakmaya başlamış. Kaldırdığı balığın kuyruğuna bakıyor. Kaldırdığı balığın kuyruğuna bakıyor. Adam merak etmiş satıcı. Hocam hayırdır inşallah demiş. Eğer balıkların bozulup bozulmadığına bakıyorsan baştan bakman lazım. Çünkü balıklar baştan bozulur, baştan kokar demiş. Sen niye kuyruğuna bakıyorsun? Hoca merhum taşı gediğine koymuş demiş ki, bire ahmak evladım demiş. Balığın baştan koktuğunu bilmeyen yok, çocuklar bile biliyor. Ben de onun farkındayım. Ancak bakıyorum demiş, senin balıklarının bozukluğu kuyruğa kadar yayılmış mı yayılmamış mı? Ona bakıyorum demiş. Vallahi memleket bu hale geldi. Çankaya'dan gece bekçisinin oturduğu kulübeye kadar bütün memleket bozuk. Bütün memleket bozuk. Her tarafa yayılmış bozukluk. Bunu el birliğiyle millet olarak düzelteceğiz. Kimseden bir şey beklemeyin. Herkes kendi nefsini, neslini, mahallesini, muhitini ve el birliğiyle memleketin tamamını Allah'ın izniyle değiştireceğiz. Düzelteceğiz, düzeltmeye çalışacağız. Bu memleket bizim. Bırakıp gidemeyiz. Bakın Azerbaycan'da Ermenilerin saldırılarından sonra 750 bin Azeri yurdunu yuvasını bıraktı. Kaçan kaçana. Biz de böyle olmak istemiyoruz. Kaçamayız. 750 bin Azeri kaçıyor. Böyle olmak ister misiniz Müslümanlar? Allah korusun. Kaçarken ölen ebedi cehennemliktir onlardan.
cihattan kaçıyor, savaştan kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, vatanını müdafadan kaçıyor, şerefsiz herifler! Kaçılır mı? Öl, şehit ol, ne kaçıyorsun? Bizim böyle bu hale düşmemiz mümkün değil. Ama sorumluyuz. Bir fıkrasını daha hoca merhumun anlatayım, ibret verici tabii. Çok sıcak bir mevsimde, işte bugünler gibi 30 derece, 35 derece Ağustos, Temmuz sıcağında başında sarığıyla, sırtında cübbesiyle, ayağında çarığıyla, elinde asasıyla hoca merhum uzun bir yola çıkmış, bir köye, bir mesele için bir köye gitmek üzere yola çıkmış. Yol uzun, hazırlığı da yokmuş hocanın, hava da şiddetli, çok sıcak, yolun yarısında susamaya başlamış. Susuzluk da başka bir şeye benzemez. Adamın gözünü karartır, şuurunu karartır. Biraz gidersem suyu bulurum düşüncesiyle yürümüş, fakat su yok, su yok, su yok. İyice halsiz kalmış hoca, çaresiz kalmış, sebeplerden faydalanamamış, başlamış Rabbül Alemine sığınmaya, hani biraz da nazlı hoca, evliya hoca, nazlı bir hoca, demiş ki ya Rabbi, olmaz demiş, senin hazinende su mu yok, ver su içece, boğuluyorum demiş. Rahmetli nazlı bir adam, Allah ile arası çok iyi. Senin hazinende rahmet mi yok, su mu yok demiş, halk et bir yerden bir şey, o suyu içeyim, yoksa demiş, ölüyorum ha, karışmam ya Rabbi demiş. Koca bu. Derken biraz tepeyi aşmış, bir yeşillik görünmüş. Yeşillik görünmüş, ha yeşil olan yerde su olur demiş. Biraz zor bela yürüdükten sonra o yeşillik olan yere gelmiş, hakikaten her taraf yeşil, yemyeşil. Bir kaya parçası var, kocaman bir kaya. Onun da üzerinden hafif su sızarak iniyor. Damlamak bile yok, sızıyor. Sızıntı halinde bir su var. Ya burada su var demiş, bu su niye güzel güzel akmıyor, gürül gürül akmıyor da sızıntı şeklinde geliyor. Yaklaşmış kayanın yanına, suyun sızdığı yere bakmış ki o su bir delikten sızıyor. Delikten geliyor, sızıyor. Ha demek burada su var demiş. Biraz daha dikkatli bakmış ki o deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Öyle bir kazık çakmışlar ki koca başlamış demiş, ya Rabbi ne zalim insanlar var, hiç buraya kazık çakılır mı ya? Ne güzel su akıyormuş. Kim bu suyu durdurdu, kim bu suyun akıntısını kesti diye başlamış teessür göstermeye ve bir yandan da o kazığı bütün imkanını, zaten kudreti kalmadı, kuvveti kalmadı, son bir kuvvetle, kudretle o kazığı zorlamış, sallamış, sarsmış, yerinden oynatmış. Yerinden oynatmış, son bir tedbir ile, besmele ile kazığı çektiği gibi yerinden çıkarmış ama arkadaki tazyikli su hocanın göğsüne fışkırmış, çarpmış göğsüne, hoca tepetakla gitmiş. Sarık gitti bir tarafa, kafası kırılmış, üstü başı çamur olmuş, perişan halde kalkmış, gelmiş böyle gümbür gümbür tazyikle akan o çeşmenin başına gelmiş, demiş ki, bire mübarek çeşme demiş, insan gibi aksaydın, kıçına bu kazığı sokmazlardı lan senin demiş. Tevekkeli mi sokmuşlar bu kazığı buraya? Biz de gerçekten, gerçek bir Müslüman millet olsaydık, İSKİ kazığını bize yediremezlerdi. İSKİ kazığı, cumhuriyetin en büyük kazığıdır bu. Laikliğin en büyük kazığıdır, ahirete inanmayanların en büyük kazığıdır İSKİ kazığı. Hadi yiyin bakalım, yutun, yutulur kazık mıdır, yenir kazık mıdır bu? Biz millet değiliz, biz, bizde iş yok. Biz cemaat değiliz, biz Müslüman değiliz doğru dürüst. Yoksa kaç paralık insanlar onlar ya, senin suyunu tarumar edecekler. Senin verdiğin vergiyi tarumar edecekler. Senin verdiğin memleketin öz kaynaklarını köpekler gibi harcayacaklar. Mümkün mü? Sen insan değilsin sen, sen Müslüman değilsin gerçek. Bu millet gerçek millet olamadık da daha nice kazıklar yiyecek, daha nice belalarla karşı karşıya gelecek. Allahu Teala daha başka belalar, musibetler vermeden, Bosna'nın başına gelen belalar gelmeden, Azerbaycan'ın başına gelen belalar gelmeden, Somali'nin başına gelen belalar gelmeden, Cezayir'in başına gelen belalar gelmeden 2000 yılına çık. Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece biliyorsunuz ne gecesidir? Mevlid gecesidir, unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri, dünyayı doğumlarıyla şereflendirdikleri veladet gecesidir. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. 11 Rabi'ul Evveli, 12. Rabi'ul Evveli'ye bağlayan gece.